Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Kıymetli konuklarımızla birlikte başta Gazze'de 12. ayında 51. haftasında ve 355. gününde devam eden soykırım yine son 24 saatte Gazze'deki sivil savunma biriminin paylaştığı verilere göre 51'den fazla şehit var. Siyonistler rejimi Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Ve son bir haftadır, geçen hafta çarşambadan bu yana Siyonistler rejiminin Lübnan'ı hedef alan saldırıları var. Ve Hizbullah da dün resmen Siyonistler rejimine karşı savaş ilanında bulunduğu Mossad üssü de hedef alındı. Bilanço da ağırlaşıyor ve gün içerisinde yine Beyrut, başkent Beyrut'un farklı noktaları Siyonistler rejimi tarafından hedef alındı. Tabii tüm bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu toplandı. Toplantı hala devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a hitap etti. Bu bağlamda verilen mesajları da kıymetli konuklarımızla konuşacağız. Stüdyoyla başlayacağız değerli izleyenler. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Hasan Sabas konuğumuz. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazze'ye geçeceğiz ama dilerseniz Lübnan'la başlayalım. Lübnan, tabii Gazze soykırımı sonrası, tabii öncesinde de Siyonistler rejiminin sürekli hedef aldığı ülkelerden biri Lübnan. Geçmişte de böyle, 80 öncesinde de yine doğrudan Lübnan'ı hedef alan saldırıları ve savaşları vardı. Ve Gazze soykırımı Lübnan cephesinden gelen desteğe karşı bir bedel ödetme noktasında bir durum da var. Ve son bir haftada da yoğun saldırılar var Lübnan'a. Hizbullah da resmen savaş ilanında bulundu. Ne dersiniz? Yani Lübnan'da Gazze benzeri bir durum ya da Batı Şeria gibi bir durum, en azından Lübnan'ın güneyinde Siyonistler rejiminin şimdilik koyduğu hedef bağlamında neler olur? Bu hedeflerine ulaşır mı? Dünya nasıl tepki verir? Buyurun. Ya önce şunu böyle net ortaya koymak lazım. Bu bölgenin gerçekten habis urudur bu Siyonist rejim. Ya bu bölgenin tümü açısından öyle. Yani hem içeride yaşayan Filistinlilere, işgal altındaki işte Batı yakı olsun, kendilerinin Filistinli değil de İsrailli Araplar dedik kesimleri için, işte Kudüs ve diğer bölgeler için, yani bunların tümü için, işte Gazze için, Lübnan için, belki Suriye'deki şey bölge için, yani şunu için söylüyorum. Şu anda biz Gazze'yi hiç hesaba katmazsak bile, yani mesela Suriye'nin bir kısmı, Golan bölgesi, Lübnan'ın bir kısmı, Ürdün'ün bir kısmı resmi olarak işgal altında. Evet. Yani hiç Gazze'ye hesaba katmasak. Şimdi böyle bir pozisyon var. Ya o açıdan ve bu işgali evet. Birleşmiş Milletler reddediyor, tanımıyor. Tabii ki. Ve tabii bu ki. Da Siyonistler rejiminin işgalci olduğunu kabul ediyor. Kabul ediyor. Evet. Yalnız ortada şöyle bir durum var. Yani hani buna destek çıkan, yani itiraz edenler var. Mesela Avrupa Birliği genelde itiraz ediyor ama sadece itiraz ediyor. Evet, sadece. Amerikan tarafında ise iki farklı şey var, pozisyon var biliyorsunuz. Hani işte neydi ismi? Demokratlar ve Cumhuriyetlerin çillerin tutumu. Evet. İşte demokratlar işi biraz sürüncemede bırakarak İsrail'in işgal rejiminin bu işi yavaş yavaş büyütmesini, tamamlamasını bekliyor. Cumhuriyetçiler ise işte Trump'ın geldiği gibi işte Golan'ın ilhakını tanıyacağız. İşte efendim Ürdün Vadisi'nin ilhakını tanıyacağız. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağız diye çok net ifadeler kullandı. Yani işgali resmileştirme anlamında. O açıdan bu bölgeyle alakalı dediğim gibi bu bir habis ur. Bu ur temizlenmeden bu bölgede herhangi bir şey olmaz. Yani siyasi olarak problemli. Mesela uluslararası sularda Mavi Marmara gemisini vuruyor, insanları öldürüyor. Hı hı. Uluslararası sularda. Şimdi sen bunun ismi korsanlık dersiniz, eşkıyalık dersiniz. Yani bunun şeyi yok, bunun hukuki herhangi bir anlamı yok. Çıkıyor Gazze olayı şey oluyor, dünyanın her yerinden insanlar tepki gösteriyor değil mi? Evet. Çıkıp diyor ki sesinizi kesin yoksa tehdit ediyor. Yani bir kısmı gerçekten sesini kesiyor, ayrı bir konu. Yani böyle bir şey pozisyonu var, yani böyle sıradan herhangi bir şey değil. Bu bir terör devleti, bir eşkıya rejimi. Yani olmazsa suikast yapacağım diyor, sınır ötesi operasyon yapacağım diyor, adam vuracağım, kaçıracağım, öldüreceğim, işgal edeceğim ve bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Şimdi Lübnan'daki mesele şeydi, yani bir 2006'dan şimdiye kadar zaten düşük yoğunluklu bir savaş devam ediyordu.
zaten öyle bir savaş vardı. Yani belli aralıklarla Lübnan'da bazı suikastlar oluyordu, bazı kişiler vuruluyordu. Hizbullah'tan işte İsrail'e yönelik kimi eylemler oluyordu. Yani işte vurulanlar tek tük oluyor. Karşılıklı sınır bölgesinden atışlar, çatış şey oluyordu. Yani bu bir düşük yoğunluklu diye bir çatışma var. Yani böyle bir barış yok. Evet. Yani anlaşma yok, zaten yok. Şimdi Gazze ile ilgili mesele başladığından itibaren bu biraz daha arttı. Yani evet, sizin de dediğiniz gibi bir savaşa dönüşmemişti açıkça. Yani Lübnan tarafından işte kimi hedefler vuruluyordu. İşgalci Siyonist rejim Lübnan'ın içerisinde sivil, işte askeri, Hizbullah'a ait olan, Hamas'a ait olan hedefleri vuruyor. Ve bunun şeye kadar en son yapılan açıklama neydi? Güney Lübnan'ın şu bölgelerini boşalt. Evet. Yani gireceğim veya vuracağım anlamında bu açık bir mesajdı. O açıdan işin yani savaş noktasında gelmiş olması hani çok böyle beklenmeyen bir şey değildi. Beklenen bir şeydi bu süreç içerisinde. Neticede işgal rejimi açısından Lübnan'daki bu Hezbollah'ın silahlı güçleri bir tehlike oluşturuyordu. İşgal rejimi açısından. Evet. Bunların da bir güvenlik şeyi var, yani paranoyası var. Neticede işte biz böyle bir yerdeyiz ki etrafımız hep düşman. İşte sıkıntı içerisindeyiz. Güvenlik kaygısı olduğu zaman işte Amerika zaten desteğe geliyor, İngiltere desteğe geliyor falan. Bir nevi içeride de sürekli şiddet taraftarı, şiddeti daha fazla efendim ön plana çıkaran partiler işte Lübnan'ı, Filistin'i, işte efendim Suriye'yi, Ürdün'ü neyse gerekçe göstererek oy toplamaya çalışıyor. Yani savaş mantığından, şiddet mantığından siyasi rant elde etmeye gayret ediyorlar. Nitekim Netanyahu'nun Lübnan saldırısı da aynen Gazze'deki gibi, yani içeride onun elini kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, peki nereye varır? Yani BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken verilen mesajlar var. Lübnan parça parça böyle gidiyor. Önce Gazze, ardından Batı Şeria ve şimdi de Lübnan'ın güneyine devam eden bu saldırılar, yani Siyonist terör rejimi nerede durdurulacak? Yani bu böyle devam mı edecek, yoksa böyle parça parça bugün hatta işte Suriye'de Türkiye sınırını Laskiye'yi hedef aldı Siyonist terör rejimi. Evet. Ya yani kim ne zaman dur diyecek bu Siyonist terör rejimine? Evet. Yani biz maalesef görünen şey şu, yani bana saldırmayıncaya kadar ben sesimi çıkarmayayım. Yani hemen hemen bölge ülkelerinin veya hareketlerinin, örgütlerinin hemen hemen tümünün şeyi bu, mantığı bu. Tek tek vuruyor. Bu şeyde Gazze'de olduğu gibi. Şimdi Gazze'den işte sonra Lübnan dediğiniz gibi Suriye'yi zaten kaç yıldan beri istediği yeri vuruyor, Suriye'nin de istediği bölgeyi. Evet. Yani sadece işte Laskiye değil, Şam'ı her gün vuruyor neredeyse. Halep'ten Hama'ya kadar. Türkiye sınırını vurması bir anlamda evet. Türkiye'ye yönelik de aslında. Evet. Hani... Türkiye'nin kontrolünde olan bir bölge değil neticede evet. vurduğu yer. Yani Laskiye özellikle, yani işin belki Rusya tarafı var. Rusya'nın biraz hamle yapması gerekiyor ama Ukrayna'daki durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman bırakın hamle yapmayı, Rusya tepki bile göstermez göründüğü kadarıyla, ki Rusya'nın bu konuda çok dürüst ve samimi olmadığı gerçeği var. Yani neticede bir hava savunma sistemleri Suriye'de Rusya'nın elinde ve İsrail'in yaptığı saldırılara hiçbir karşılık verilmiyor bu hava savunma sistemleri, biliyorsunuz. Türkiye'nin küçük bir operasyon oldu, uçağını düşürdüler. Evet. Ancak İsrail'in yaptığı onca hava saldırısı, onca işte füze saldırısı neredeyse hiç karşılık verilmiyor. Bu konu işin böyle de bir tarafı var. Yani burada durdurma olayı şu, yani buna karşı şiddet şeyin, direnişin biraz daha organizeli bir şekilde, biraz daha efendim yani işte bana gelinceye kadar değil, şu anda zaten sıra bana gelecek diye düşünmesi, bölge ülkelerinin bu işgalci, bu bölgenin habis urunun neticede yerinde rahat durmayacağı, bölgenin tüm efendim demografi yapısını değiştirmeye çalışacağı, tüm sınırlarını değiştirmeye çalışacağı, her yere hamlede bulunacağını hesaba katması, belki buna yönelik birbirleriyle biraz daha yakın temasta bulunup işte efendim direniş güçlerini destekleme, silah veyahut da diğer açıdan, yani bu bahsettiğimiz bu güç ancak şiddetten anlıyor, ancak güçlü bir direnişten anlıyor. Bunu durdurabilecek de bundan başka bir şey değil. Şimdi siz
Birleşmiş Milletler dediniz, Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi şimdiye kadar yani Amerika'nın yapma dediği hiçbir şey yapmamış. Evet. Yani bak Rusya hesaba katmıyorum. Sovyetler döneminde bile. Evet. Yani maalesef bu konuda belirleyici olan Amerika. Amerika bir meselede mesela bir Irak'a saldırı yapacağı zaman, işgal edeceği zaman Birleşmiş Milletler'den şey çıkarabiliyor. Yani şey olmasa, efendim Rusya Çin veto'yu kullansa NATO'yu devreye koyuyor. Evet. Yine bir askeri güçle bunu yapıyor. O açıdan Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik zaten uzun dönemdir eleştiriler var. Ki bu eleştiriler çok mantıklı değil. Yani yapısı problemli. Yani neden Birleşmiş Milletler şunu yapmıyor? Neden ses çıkarmıyor? Ses çıkarıyor. Şimdi kabul edelim. Yani böyle genel sekreter dahil İsrail'in bu işgalciliğini, bu katliamcılığını eleştiriyor. Evet. Birleşmiş Milletler'in bu diğer kurumları var ya, işte mültecilerle ilgili diğer kurumlar çok sert açıklamalar yapıyorlar. Yani evet. Hani bir şey yapmıyor, konuşmuyorlar demek yanlış. Hı hı. Ve bu bunca mesela personel, iki personellerin hepsi Filistinli. Gazze'de işte katledilmesine, öldürülmesine rağmen hani bu faaliyetlerini devam ettirmeye de çalışıyor bu noktada. Bunun için de gayret sarf ediyor. Ama eğer biz Birleşmiş Milletler neden askeri bir müdahalede bulunmuyor diyorsak bu onun yapısına uygun değil. Onu Güvenlik Konseyi sağlıyor. Güvenlik Konseyi'de de zaten Amerika. Beşli çete. Yani. Evet, öyle bir tablo var. Bağlantı hazır mı arkadaşlar? Evet. Peki yani bu Laski'ye yönelik saldırı. Türkiye'deki medyada işte Siyonist terör rejimi en son Türkiye sınırını vurdu şeklinde geçti haberi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut diyor ki uyuyanlar uyansın diyor. Gelmekte olan geliyor. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Bu ne ya yani, bu nasıl bir mesaj? Kime mesaj? Bunu nasıl okumak lazım? Hem Cumhurbaşkanının Amerika'da olduğu ve Hamas'ı yapmış olduğu açıklamalarıyla hem genel kurulda hem de ABD basına verdiği demeçlerde Hamas'ı sahiplemesi noktasındaki bir durumu söz konusu. Öte yandan verilen bu mesaj. Bir de Yiğit Bulut ekonomiden sorumlu başdanışman. Dış politikayla ilgili nasıl bir yani bundan ne çıkarmamız lazım? Burada kime ne mesaj veriliyor? Yani Türkiye'nin son dönemde ekonomisiyle dış politikası arasında ciddi bir bağ var. Önce evet. Bunu bilelim. Yiğit Bulut'un bu açıklaması sanıyorum Türkiye'nin içerisindeki gönüllü ya da efendim maaşlı diyelim. İsrail lobilerine yönelik verilen bir cevap içerideki kimi gruplara. Belki güvenlik bürokrasisi içerisinde Türkiye'nin tutumunu sert gören İsrail'le geçen bir işte stratejist, kendisine stratejist diyen insan kılıklı biri. İşte bizim bu konuda tarafsız kalmamız gerekiyordu dedi. Hı hı. Yani bu neticede bir asker kökenli biriydi. Evet. O açıdan da güvenlik bürokrasisi içerisinde bu zihniyette birilerinin olma ihtimali de var. Yani biz kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor açıkçası bilmiyoruz. Türkiye muhalefetinin bu konuda nerede durduğu büyük oranda belli. Bu ırkçı kesimlerin işte efendim duruşu belli bu konuda. Hı hı. Yani mesele habire biz Türkiye'yi bu ateşin içerisine sokmayalım ama işte zalimin karşısında olalım açıklamaları yapılıyor ama burada söylenen şey biz istemesek de bu işin içerisine girebiliriz ki zaten işin aslı girmiş. Yani sen Kudüs'ün üzerinden hesaplar yapıyorsan benim tarihi Kudüs ile ilgili tarihi şeylerim var efendim hesaplarım var veyahut da haklarım var evet. Şeklinde şeyler söylüyorsan sen zaten aslında bu işin içerisindesin. Yani bunu kabul etmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanının açıklamaları bu konuda sizin az önce söylediğiniz gibi yani eğer işte konuşmayı bir şey esas alırsak yani ne söylenecek her şeyi söylüyor. Yani Hamas'la ilgili çok net şeyler söylüyor. Bunlar önemli. Türkiye'deki halen büyük kesimin işte Hamas'ın işte 7 Ekim meselesi için terör eylemi ifadelerinin kullanıldığını biliyoruz halen. Buna yönelik halen yani bu ortada dururken direniş hareketidir, işgale karşı direniş hareketi demesi elbette ki önemli. Burada yani herhalde Cumhurbaşkanı'na hitap etmiyor. Dediğim gibi içeride sanıyorum kimi lobilere sesleniyor. Yani biz tehlikeye düşebiliriz ki aklınızı başınıza alın demeye getiriyor. Evet, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, kıymetli bir konuğumuz daha var yayınımızda ekranlarda görüyorsunuz. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Şekerci. Hocam hoş geldiniz, hayırlı günler diliyoruz.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet. Gazze ile ilgili birçok yayınımız oldu hocam ve Gazze'nin ardından şimdi de Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları var. Bugünün bilançosu açıklanmadı ama dün sadece bir günde 558 şehit vardı. Siyonist terör rejiminin saldırılarında katledilen, hayatını kaybeden ve yaklaşık 2000 de yaralı vardı. Son 24 saatin daha bilançosu paylaşılmadı ama Siyonist terör rejimi başta başkent Beyrut ve çevresi olmak üzere hava saldırılarını sürdürüyor ve bir kara saldırısı noktasında da hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Neler söylersiniz bu Beyrut'taki Siyonist terör rejiminin saldırısı ve tabii Hizbullah'ın da şimdiye kadar evet bir misilleme noktasındaki tutumu, durumu vardı ama doğrudan savaş ilanında bulundu. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Şimdi tabii bu süreç, öncelikle bizleri dinleyenlere saygılar sunuyorum. Bu süreç tabii bu noktaya geleceği belliydi. Yani İsrail'in idealleri, düşünceleri, okuduğu kitaptaki kendilerine uygun yazdıkları yönlendirmelere baktığımız zaman zaten Türkiye'nin de bu kapsamda olduğu ve sırasını sadece bekleyeceğini görmemiz lazım. Tabii burada sevindirici olan içeriden de bazı artık konuşması gereken insanların konuşmaya başlaması, yani bunu hissetmeleri, yani Türkiye'nin de artık potada olduğunu görmeleri. Tabii burada özellikle Lübnan'a yönelmesi bu işin artık daha sıkı İsrail tarafından gerçekleştirileceği, yani durmayacağını netleştiriyor. Dolayısıyla İslam ülkeleri ve Arap devletleri, İslam devletleri başta olmak üzere her birinin bir araya gelecek proje üretmesi gerekiyor. Aradaki ayrılıkları, gayrılıkları bir araya bırakarak artık aynen şu anda Hizbullah'ın yapmak zorunda olduğu gibi destek ve savaş kararı almaları gerekiyor ki bunlar dursun. Yoksa bunların durması mümkün değil. Yani şu anda İslam ülkeleri ya da bizler şu anda Amerika'dan, İngiltere'den ya da Yahudilerden merhamet umuyoruz. Bunlardan merhamet umulmaz ki. Bunlar sadece korkudan anlar, güçten anlar. Bunun da tespitini yıllar öncesinden büyüklerimiz tespit etmişler. Kur'an'ımız bunu söylüyor. Onların dinine girmedikçe bizler de memnun olmayacaklarını söylüyorlar. Savaşın taraftarı olmak tabii mümkün değil ama savaşın taraftarı şu anda olmadığınız zaman her geçen gün Müslümanlar, özellikle Gazze, Filistin halkı kıyıma uğruyor, soykırıma uğruyor ve dünya sessiz kalıyor. Evet. Yani dünyada o kadar farklı insanlar tepki gösteriyor ki onları gördüğümüzde ben kendimden utanıyorum. Herkesin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işle alakası olmayan öyle sanatçılar tavır koyuyor, işte boksörler tavır koyuyor ama bizim burada siyasetçilerimiz yeterince ses çıkaramıyor. Sadece liderlerini bekleyerek bir ses verebiliyorlar. Bu anlayışla devlet, hükümet yönetilmez. Bu konuda herkesin elini vicdanına koyup doğru hareket etmesi gerekiyor. Kuzeye doğru biliyorsunuz İsrail artık güçlerini yıkmaya başladı. Artık Hizbullah'ı da kendilerine oldukça tehlikeli gördükleri için siber saldırılara başladılar. İşte İran'a karşı yaptılar. İşte uçaklar, helikopterler aslında bunlar bilinmeyen şeyler değildir. Bunlar devletler tarafından bilinen ama bir noktada elleri, ekonomileri ve ticaretleri, hatta siyasetleri bağlı olduğu için kaldıkları yerler onların elinde olduğu için maalesef tepki gösteremiyorlar ama işte Saddam'ları düşünelim, Kaddafi'leri düşünelim. Onlar da belli noktada sessiz kaldılar ama seslerini hafif yükselttikleri zaman hemen kelleleri alındı. Bu mutlaka bizlerin de başına gelecektir. Diğer İslam ülkelerinin de başına gelecektir. Dolayısıyla burada net tavır ve birlikte tavır ancak bunları geri adım attırır. Bugün Amerika'nın bölgede oluşturduğu üsler ve limanlara baktığımız zaman artık bu bölgede kalıcı olduklarını, Rusya'nın da bu anlamda bölgeye bunları bahane ederek yerleştiğini, yani sıcak denizlere inme politikalarını gerçekleştirdiği, artık bunların buradan ayrılma ihtimallerinin biz düzgün davranmazsak, ciddi davranmazsak mümkün değildir. Dolayısıyla herkesin kafasını önüne eğip düşünmesi lazım. Müslüman bir şuurla, Müslümanca hareket etmesi artık şarttır. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz zamanınızı fazla almak istemiyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Konuşmacılara başarılar diliyorum. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, kıymetli bir konumuz daha var yayınımızda. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi
Profesör Doktor Sayın İrfan Kayaülger. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Muhammed Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, İrfan Hocam, Gazze'den sonra Batı Şeria ve şimdi de Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları var ve bu bir savaşa dönüşmüş durumda. Nereye evrilir Siyonist terör rejimi, Gazze'de olduğu gibi buraya da buraya yönelik de Lübnan'ın güneyine yönelik bir kara saldırısına girişir mi, yoksa 2006'daki söz konusu o mağlubiyet sonrası daha fazla mı düşünecek? Bir taraftan da Netanyahu'nun kendisine kendi iktidarını uzatmak için bunu özellikle de araçsallaştırdığı ifade ediliyor. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Evet, geçen seneden bu zamana konuşuyoruz. 7 Ekim 2023 aslında pek çok şey bakımından bir dönüm noktası, bir kilometre taşı. Şimdi tabii İsrail işte son haftalarda Lübnan'a yöneldi. Hizbullah'ın yarattığı, kendi ifadeleriyle tehdidi bertaraf etmek için Lübnan'a yönelik bir operasyon yapıyor. Daha çok hava saldırıları şeklinde ve bu saldırıları yoğunluk halinde Güney Lübnan üzerinde yoğunlaştırarak oradan sivil halkın uzaklaşması amacını taşıyor. Ben İsrail'in Lübnan topraklarında daha önceki zamanlarda yaptığı gibi bir işgal, bir kara harekatı yapacağı kanaatinde değilim. Fakat bir tampon bölge kuracak. Litani Nehri'nin altında işte oralardan Hizbullah unsurlarını, sivil halkı uzaklaştırmak için yoğun bir bombardıman yapıyor. Bunun amacı da şu aslında: Netanyahu Gazze Savaşı'nda ileri sürdüğü hedeflere ulaşamadı. Hamas'ı elimine edeceğiz dedi. 11 ay geçti. Hamas dimdik ayakta, hala orada İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. Müzakereleri Hamas'la yapıyor. Dolaylı müzakereleri Kahire'de, Doha'da. Rehineler kurtarılacak dedi ama yani bu da mümkün olmadı. Ve orada sivil halkı sürüp çıkarma, orayı fethetme düşüncesi vardı bu yönde. Afrika'daki bir takım ülkelere işte ekonomik kolaylıklar sağlama görüşmeleri oldu. Mısır'a baskı yaptılar. Netice olarak dışarıdan baktığınızda Gazze Savaşı'nda bir başarı yok. Ve hatta tam tersini söylemek lazım. Evet, 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Hala orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Fakat Gazze halkı direndi. İşte bu koşullarda rehin ailelerinin bastırdığı gösterileri, savaş karşıtları, işte askerle gitmeye karşı çıkanlar ve daha başkaları da katıldı. Bu arada İsrail'in kuzeyinde Hamas ile İsrail arasında düşük yoğunluklu çatışma 11 aydır devam ediyor. Yani Hizbullah ile İsrail arasında, İsrail'in kuzeyinde düşük yoğunluklu çatışma 11 aydır devam ediyor. Bu çatışmada Hizbullah dar bir şeritte 30-40 kilometrede yoğun saldırılar yaptığı için oradan sayıları 100 bine yaklaşan Yahudi yerleşimci, Yahudi nüfus İsrail'in başka taraflarına gitti. Bunlar hükümet üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani işte Gazze'de de bir başarı yok ve kuzeyde de Hizbullah saldırıyor. Şimdi bu Lübnan operasyonunun amacı işte buradaki yerlerinden ayrılan Yahudilerin tekrar bu bölgeye dönmesini sağlamak. Onun için Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı uzaklaştırarak bir tampon bölge kurmayı amaçlıyor. Ama tabii agresif saldırılar da yapıyor. Tartus'a saldırı yaptı. Orada işte Rus üssü var. Yani Ruslara değil tabii ki, orada bir istihbarat bilgisi almıştır. Bir askeri tesis olabilir. Yahut da Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından, işte yetkililerinden birisi olabilir. Onu elimine etmek için yapılan bir saldırıdır. Bu Lübnan operasyonu son bir haftada neyi gördük? İsrail yüksek teknolojiyi, nanoteknolojiyi kullanıyor ve bu konuda çok ileri aşamada. Tabii İsrail tek başına değil, Batı'dan da Batı'yla birlikte hareket ediyor bu konuda. Bir de çok iyi bir istihbarat ağı kurmuş durumda. Şimdi buna rağmen ben Lübnan'ı işgal etme gibi bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Eğer yaparlarsa cehennemin kapısını aralamış olurlar. Gazze'de tecrit koşullarında oradaki sivil halk
11 ay direndiyse ve hala İsrail'e karşı saldırı yapma kapasitesine sahipse, bu Lübnan'da bunun 10 katıdır. Hem Hizbullah'ın destekçileri bakımından, sadece Hizbullah Lübnan'daki Şiilerden oluşan bir güç değil. Yani Suriye Savaşı'na da müdahil oldular. Suriye içinde de çok sayıda Hizbullah militanı var, sempatizanları var. Fatimiyun Tugayları, Zeynebiyun Tugayları bu savaş esnasında destek amacıyla işte Afganistan'dan falan getirilen bir takım Şia grupları var. Sonra Haçlı Şabi var Irak'ta ve İran her bakımdan işte ekonomik, lojistik destek sağlayacak. Böyle bir şeyi ben İsrail'in göze alacağını düşünmüyorum, ama şov yapıyor tabii ki. Hava kuvvetlerinde bir üstünlüğü var ve bunu pervasız bir şekilde kullanıyor. Bir taraftan da bu işi diplomasiyle çözmek istediklerini söylüyorlar. Yani aslında örtülü açık söyledikleri şu: Hizbullah bu güneydeki savaşla kendisi arasında bir illiyet bağı kurmasın gibi, yani bir ara bölge inşa ederek İsrail, İsrail'in kuzeyindeki coğrafyayı bir anlamda Hizbullah saldırısından uzak bir statüye sürüklemek istiyor. Evet, Amerikan seçimlerine kadar, yani 5 Kasım 2024'e kadar belli dönemlerde böyle gerilimin tırmanmasına tanık olacağız. Yani olağan koşullarda bazıları çok uçuk yorum yapıyor, bazı arkadaşlarımız. Yani İsrail Lübnan'ı işgal ediyor, sonra Suriye'yi işgal ediyor, Türkiye'ye doğru yöneliyor. Bunu nasıl yapacak? Hangi nüfusla, hangi askeri kapasiteyle yapacak? İsrail'in 9 milyon nüfusu var, 2 milyonu Araplardan oluşuyor ve son 11 ayda yani 500 binden fazla Yahudi, çifte vatandaş olanlar, kendilerini güvende hissetmeyenler İsrail'i terk etti. Yani bir taraftan da böyle bir asker sorunu var, kara kuvvetleri ve nüfus sorunu var, demografi sorunu var. İsrail'de askerlik mecburi, kadın, erkek her biri 3 sene askerlik yapıyor. Aksa tufanı başladığı zaman çağrı yaptılar, ana vatan işte saldırı altında, bütün Yahudiler gelip askerlik yapsın diye. Evet, sınırlı katılım oldu, ama o katılımın 10 katı kadar da dışarı giden oldu. Tabii ki ABD bu işin içinde diyorsanız o doğru. Ama yani bir kara harekatı olmadan bu coğrafyada bir işgal ve bir kontrol sağlamak mümkün olmayacak. Böyle bir İsrail şovuyla karşı karşıyayız. Bu vesileyle işte şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani bu yüksek teknolojiye bunlar nasıl ulaştı? Müslüman dünya neden bunu yapmıyor? Yani sadece dua etmekle oluyor mu? Olmuyor. Daha başka neler yapmalıyız? Özelleştirme yapılması lazım Müslüman dünyada. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Afrika Birliği niye etkili bir varlık gösteremiyor? Bütün bunların işte bu vesileyle geniş kapsamlı olarak gündeme gelmesi, tartışılması lazım. Evet, uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz, ama uluslararası toplum dediğiniz kamuoyu. Zaten Amerika'da ve Avrupa'da da üniversite öğrencilerinin gösterilerinde gördük, kamuoyu ezilenden yana, Gazze'lilerden yana, Filistin halkından yana. Fakat yönetimler bu konuda halkın taleplerinden farklı bir uygulama içerisindeler. ABD'nin güdümünde hareket ediyorlar. Evet, böyle ilginç bir İsrail şımarıklığı ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemdeyiz. Bu hava saldırıları vesilesiyle bunu aklımıza bu geliyor. Evet. Bugün de aslında Türkiye sınırına yakın, hatta sosyal medyada paylaşılan birçok şeye göre Siyonistlerin uçaklarının Türkiye sınırına kadar ellerini kollarını sallayarak gelmeleri akıl kârı değil paylaşımları da yapılıyor. Peki hocam, bahsettiğiniz gibi yani Siyonist terör rejimi, evet, Gazze'de neredeyse taş üstüne taş bırakmadı. Çok ciddi kayıplar var. Şehit sayıları yani resmi rakamlara göre 40 binden fazla, ama
gayri resmi rakamlar, uluslararası kuruluşların paylaştığı rakamlar en az bunun 4-5 katı. Ama vurguladığınız gibi Siyonist terörizmi ne askeri açıdan ne siyasi açıdan hiçbir açıdan kendi hedeflerine, amaçlarına ulaşamadı. Böyle bir durum var. Ve parçalı bir Siyonist terörizminin bir hükümeti var. Bu durumda yani bu haliyle bir ateşkes mümkün mü? Onlar açısından baktığımızda bir ateşkes olması durumunda burada kalır mı? 7 Ekim'de Siyonist terörizminin o uzun yıllardır çizmeye çalıştığı, oluşturmaya çalıştığı süper güç, süper algı, yenilmez ordu noktasındaki karizması da çizildi. Yani durmak olağan mıdır Siyonist terörizmi için şu anda? Bir dönüm noktası tabii ki 7 Ekim 2023. Yani belki bunu anlamak biraz zaman geçmesine bağlı. Şimdi diyelim ki işte bu İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde, İstanbul Modern'de bir sanat galerisine gidip de bir resmin önünde durduğunuzda, yakından baktığınızda anlayamıyorsunuz. Biraz daha uzaklaştığınızda daha net görüyorsunuz. Şimdi bu Aksa tufanıyla başlayan süreci anlamak için de biraz daha geriden bakmak lazım. Belki ileriden baktığımızda İsrail için de bunun bir dönüm noktası olduğu anlaşılacaktır. Yani cin şişeden çıktı artık. İsrail'in bir takım mitleri yıkıldı işte. Yenilmezliği, güvenli olduğu. Hiçbir Yahudi artık kendini güvende görmüyor. Şu an ne kadar saldırganlık yaparlarsa yapsınlar. Tel Aviv'de, Hayfa'da, Kudüs'te, Aşdod'da nerede yaşarsa yaşasın. Gece yatan Yahudi acaba sabahleyin İsrail ordusu beni koruyabilecek mi? Başıma bir Ensarullah, İran, Hizbullah füzesi, işte bir Gazze'den bir Hamas füzesi düşecek mi diye tereddüt ediyor. Ve bu yatırımları da ülkeden uzaklaştıran bir şey olacak. Bundan daha fazla emniyet taşıyan nokta şurası. İsrail tabii ki bir teröre başvuran bir teokratik devlet, bir şeriat devleti. Onların işte kırmızı kitapları, bu Siyonist ideolojideki Nil'den Fırat'a kadar olan topraklarda bir Yahudi hakimiyeti kurulmasını öngörüyor. Fakat bu ütopik, uçuk bir şey. Yani dünyada 14 milyon Yahudi var. Yarısı sahilde, diğer yarısı dünyanın değişik yerlerinde, en fazla ABD'de var. Yani 1/4 ABD'de diyelim. Şimdi bu açıdan baktığımızda tam tersine olabilir. Yani şu an Filistin halkı acı çekiyor, İslam dünyası üzüntü içerisinde. Evet, fakat gelişmeler tam tersine bir kapıyı da aralamış olabilir. İsrail devletini kuran Siyonistler 1948'de bu devlet kurulduğu zaman şöyle düşünüyorlardı. Arap denizinin ortasında Müslümanlarla kuşatılmış bir coğrafyada acaba İsrail devleti 25. yılı görecek mi? Gördü 25. yılı. 50. yılda kutladılar. Geçen sene 75. yılı kutladılar. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. 14 Mayıs 2048'de acaba İsrail devleti olacak mı? Yani bunu bilemiyoruz. Fakat böyle bir tehlike, İsrail'in bekasına yönelik böyle bir tehlike, yani bu Gazze savaşıyla birlikte ortaya çıktı. Evet. Olmayabilir. Yani böyle bu coğrafyada İsrail'in tamamen ortadan kaldırılmasının kapısı aralanmış olabilir. Onun için her ne kadar üzücü durumlarla karşı karşıya kalmış olsak da işte bir taraftan da öz eleştiri yapılması lazım. Yani Müslüman dünyanın, evet, din anlayışında da böyle kısmen yeni işte içtihatlar, yorumlar yapılmak suretiyle bilime, teknolojiye yönlendirilmesi lazım. Evet, böyle üzücü bir zaman diliminde bulunuyoruz. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz, kolay gelsin. Evet, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Hocam, hocamızın bıraktığı yerden devam edersek, Siyonist terörizminin ilk gün, yani Netanyahu'nun yapmış olduğu ilk açıklamalarda varoluşsal tehdit ve sonrasında atılan adımların hiçbir tanesinin doğru düzgün
bir stratejiye dayanmayışı. Bugün gelinen süreçte ya bu gidiş, bu sonun başlangıcı noktasındaki bir gidiş midir? Yani Siyonistler rejimi sonunu görüyor, sonunu biraz daha ertelemek için mi adım atıyor? Ne dersin? Yani hocam söylediği şey o açıdan şey açısından önemliydi. Yani Aksa tufanı ile Siyonist rejimin kontrolü dışında bir şey açıldı. Evet. Yani bölgedeki hemen hemen bütün eylemler, bütün olaylar, efendim planlamalar gelişme kendileri tarafından yapılıyordu. Evet, organize. Yani saldırıyordu, işgal ediyordu, tampon bölge oluşturuyordu, şunu yapıyor, bunu yapıyordu. Hı-hı. Şimdi burada kendi kontrolleri dışında bir eylem oldu ve işte yani sınırlar kırıldı, güvenlik bariyerleri kırıldı, hı-hı, en güvenlikleri Gazze tümeni bir anda birkaç saat içerisinde yerle bir edildi, hı-hı, ve bu kadar zamandır ambargo altında olan, elinde ağır hiçbir silah olmayan bir direniş hareketi tarafından. Evet. Şimdi o işin bu tarafı, o açıdan bu önemli bir olaydı. Yani varoluşsal tehdit denmesinin sebebi biraz oydu. Yani ilk defa bizim kontrolümüzün dışında bir olay oluyor. Bu uzun bir süredir. Bu hani İsrail'in bizim kontrolümüzden çıktı anlamında. Yani kontrol dışında bir şey oldu, evet, diyelim. Uh-huh. Yani o açıdan bir onlar açısından öyle bir problem var. Yani varoluşsal tehdit meselesi, yani kendileri biliyorlar ne çok affedersin halt yediklerini. Evet. Yani işgalci olduklarını biliyorlar. Hı-hı. Bu coğrafyanın habis uru olduklarını biliyorlar. Katliamcı olduklarını biliyorlar. Kimsenin onları sevmediğini biliyorlar. Kimsenin onları sevemeyeceğini biliyorlar. Hı-hı. Kimsenin onlarla uzlaşamayacağını biliyorlar. Şimdi mesela ben Gazze olayı için bir şey söyleyeyim. Şimdi uzun bir süredir mesela Filistinlilerle ilgili kimi müzakereler yürütülüyor, değil mi? Evet. İşte Oslo süreci şu bu falan. Evet. Bunlara göre işte neydi? İşte yani kendi işgalciliklerini, bu kadar yıldır yaptıkları katliamları kabul edecek, sineye çekecek bir Filistin topluluğu oluşturma. Öyle değil mi? Evet. Bütün çaba buydu. Fakat ortaya çıktı ki yani bu oluşmuyor. Buna yanaşanlar bir süre sonra marjinalleşiyor toplum, evet, içerisinde. Kendi hareketleri içerisinde. Küçücük bir alanın dışında hareket edecek bir şey olmuyor. Bir imkanları kalmıyor. Evet. Yani insanlar direnişi istiyor. İnsanlar direnmek istiyor. İnsanlar işgali kabul etmiyor. Yani her şeye rağmen tamam biz sesimizi çıkarmayalım, biz sana razı olalım demiyor. Şimdi şey istediği buydu. Bunca anlaşma, bunca efendim müzakere, işte Arafat ile bilmem Rabin'e Nobel ödülleri verilmesi şu bu falan, bu zeminin oluşturulması çabasıydı. Yani Körfez'in işte destek meslek açıklamaları, işte oradaki şahıslara dünyanın parasını aktarması, mesela Ramallah hükümeti çevresindeki kişiler için yani anormal rakamlardan söz ediyorlar kişisel servet açısından. Evet. Bölgede olmasa bile. Hı hı. Yani burada birilerinin bir şey yapılması, semirtilmesi olayı da vardı. Fakat bunlar yani tutmadı. Toplum içerisinde tutmadı. Hı hı. Bu sefer haliyle o zaman neden söz ettiler? İşte ya burayı boşaltalım. İşte efendim en son vardıkları nokta, madem boşaltamıyoruz, bak dünyanın gözü önünde diyor bunu, o zaman imha edelim. Nasıl? Ya bombalayacağız ya da işte kuzeydeki ne diyor geçen bu işgal rejiminin bakanlarından bir tanesi. Yani başka seçenek diyor, yok diyor. Kuzeydeki 400 bin kişi diyor açlıktan ölecek diyor. Evet. Gazze'nin kuzeyi için. Hı hı. Şimdi kimi planlar uyguluyor, halen uyguluyor. Şimdi biz hani biraz şey ileri gidiyoruz. Biraz açıkçası yani şöyle ileri gidiyoruz derken yani biraz hayalci konuşuyoruz bazı açılardan. İşte hiçbir şey elde etmedi. Yok öyle değil. Yani yerle bir etti Gazze'yi. Evet. Tamam yani efendim siyasi olarak şu anda Gazze'yi fiili olarak ikiye bölmüş. Netzarim koridoru dediğim, evet, yani genişliği 2 kilometre, uzunluğu da 14 kilometre olan, evet, çıkal topraklarından denize kadar süren giden bir koridor. Evet. Ve bu koridoru şey yapmış, kuzey ile güneye ayırmış birbirinden. Hı hı. Öte taraftan Philadelphia koridoru dediğimiz, bizim Selahaddin koridoru dediğimiz değil mi? Evet. Mısır sınırının tümünü kapatmış. Yani o bölgeyi. Yani işte güya şeyin gelmesin, işte güya işte oradan yani tünellerin dışında yardım gelmesini engellemek için falan. Hı. Hani bu anlamda, askeri anlamda şu anda yapabildiği bu. Öte taraftan ne yapıyor? Buradakilere diyor boşaltın, Han Yunus'u boşaltın.
vuruyor. Oraya gidenleri vuruyor. Oradan oraya geri dönüyorlar. Öyle öyle değil mi? Evet. O kamptan bu kampa. Hı-hı. Yani istediği gibi, istediği alanda sivil insanları yukarıdan bakıyor. SİHA'larla, işte uydularla insanların toplanma alanlarını, işte efendim okulları, eski harabeleri bir daha bombalıyor. Evet. Ya bu anlamda katliamdan, vahşetten, cinayetten vazgeçmemiş ve süreci devam ettiriyor. Evet. Şimdi bu buradaki süreç şöyle bir şey var. Biz bunu göz ardı ediyoruz. Yani bu süreç dünyadan tepki çekiyor değil mi? Hani evet, kamuoyu açısından, dünya halklarının kamuoyu açısından. Çünkü ortada bir ciddi bir vahşet var. Karşında bir silahlı gücü, büyük bir silahlı güce sahip bir devlet yok. Ambargo, yıllarca ambargo altında kalmış bir şehir var. Ve siz burada bütün efendim insani ahlaki değerleri yerle bir edecek şekilde efendim okulları, hastaneleri, şunları bunları bombalıyorsunuz. Alıkoyduğunuz sivillerin bir süre sonra cesedi bir yerde toplum mezar şeklinde çıkıyor. Böyle bir vahşete sahipsiniz. Evet. Ondan sonra neydi ismi? Ve bir büyük bir de bir şey var. Büyük de bir yanılsama var. Yani insanlar bakıyor işte efendim Tel Aviv'de 100 bin kişi sokağa çıktı. Şurada bu kadar kişi çıktı. Ya bu insanların, şunu göz ardı ediyoruz. Bu insanların Gazze'deki katliama karşı çıktıkları yok. Evet. Kendi esirlerini istiyor. Esirler var. Mesela yani şu anda son şeyler, son mesela uluslararası basın, hatta Siyonist basında takip ettiğimiz zaman gözümüze çarpıyor, net olarak görüyoruz. Mesela şu anda bu işgal rejiminin hem hükümeti hem muhalefeti Lübnan'a yönelik saldırıları tümüyle destek çıkıyor. Evet. Hiç kimse karşı çıkmıyor. Yani mesela Gazze ile ilgili duralım, ateşkes yapalım diyorlar ya. Hı hı. Lübnan'la ilgili öyle bir şey yok. Hatta karadan gireceğiz, işgal edeceğiz, şunu yapıyoruz dediği zaman bile muhalefetten en ufak bir eleştiri yok. Evet, çünkü orada esir yok. Orada esir yok. Bir de şimdi biz mesela Lübnan'la ilgili şey konuşuyoruz da, yani Lübnan'ın bir yapısı var. Lübnan sadece Hizbullah değil. Lübnan'ın çok kırılgan bir yapısı var, kırılgan bir zemini var. Lübnan etnik, dini, mezhebi açıdan yönetimsel çok olarak şey değil yani. Hristiyanların olduğu, işte efendim Dürzilerin olduğu, Sünni Şii diye meclisin milletvekillerinin paylaşıldığı, evet, kırılgan, çok kırılgan bir yapısı var. Ve bu yapı içerisinde Lübnan ordusu var. Öte taraftan güçlerin çoğu silahlı. Sadece Hizbullah değil. Evet. Lübnan ordusu büyük oranda mesela Hristiyanlar var. Hı hı. Ve Lübnan siyaseti büyük oranda Fransa'ya bağlı. Evet. Fransa ile içli dışlı. Hı hı. Şimdi bu siyasi zeminde, ekonomik krizlerin olduğu bir zeminde düşünelim, liman patlamasını, şurayı burayı değil mi? Evet. İnsanların bankalara hücum etmesini. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda sizin buraya saldırmanız, burada sıkıntıların oluşması, bu kırılgan zeminin biraz daha kırılmasına, tekrar işte 1980'li yıllardaki efendim çatışmacı ortamın ortaya çıkmasına neden olabilir mi diye de hesap yapılıyor. Yani Gazze halkı gibi bir halk değil. Değil, tabii ki değil. Evet. Yekpare bir halk değil. Hı hı. Yani bunun hesabını da yapıyor açıdan. Yani işgal etmezse bile ortamı karıştırır, kenara çekilir. Ya hocam şey açısından haklı. 6-7 milyon, 9 milyon nüfusu bir ülke kalkıp orayı burayı işgal eder mi? Ayrı bir şey. Kaos oluşturuyor. Hı hı. Bunu yapıyor, bunu farklı yerlerde yapıyor. Evet. Yani bu konuda tecrübesi de var. Ama şunu göz ardı ediyoruz. Yani bu karadan operasyon yapacağım dedikten hemen sonra Amerika tarafından yapılan açıklama, bölgeye asker göndereceğiz. Yani bu sefer işin Amerika, İngiltere, Almanya tarafı, hatta Türkiye açısından kritik olan yani NATO meselesinin gündeme gelmesi. Evet. Yani neticede İsrail bir NATO üyesi değil ama Amerika İsrail'in güvenliği diye NATO'yu harekete geçirmek isteyebilir. Evet. Bu noktada Türkiye nerede duracak? Nerede duracak? Geleceğiz yine Lübnan'daki duruma ama Gazze'ye geçelim. Gazze ile ilgili Birleşmiş Milletler'de konuşan yetkililer, Birleşmiş Milletler yetkilileri diyorlar ki Siyonistler rejimi Gazze'de de Batı Şeria gibi bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani işte bahsettiğiniz gibi bir tarafta Philadelphia koridoru, diğer taraftan Esrarim koridoru, güneyden kuzeyden bölme ve burada da işte etrafını çevirme ve Batı Şeria'da olduğu gibi her tarafına karakollar dikme, bu şekilde idare etme
durumu söz konusu. Yani böyle bir planı var Siyonistler rejiminin. Tutar mı Gazze'de? Yani şimdi biz önce şunu şey yapalım. Yani bu rejim Gazze'den neden çekildi? Tutunamadığı için. Tutunamadığı için çekildi. Evet. Yani Gazze'nin tümünü insansızlaştırırsa Gazze idare edebilir. Ama Gazze'de Gazze'liler durduğu müddetçe Gazze idare edemez. Dışarıdan getirip yerleştirme gibi. Yani neticede Gazze'liler orada duruyorsa, şimdi şu anda Batı yakayı idare ediyor mu yani? Yani hiç duruldu mu hiç şimdiye kadar? Yani Cenin'den, Nablus'tan, efendim Tulkarim'den, buralarda hiç durdu mu? Yani bir iki günlük bir şey var, onun dışında yani oranın halkı durmuyor. Şimdi durmaz, işgali kabul etmiyor. Boyun eğmiyor. Ya bu durmuyor. O açıdan Filistinliler orada olduğu müddetçe yani bahsettiğiniz planlar, projeler yerine getirilmez. Yani o açıdan adamlar kuzeydekilerin hepsi ölsün diyor mesela. Evet. Güneydekiler hepsini Sina'ya, şuraya, buraya gönderelim hesapları yapıyorlar. Batı yakanın bir kısmını işte Ürdün'e gönderelim değil mi? Hani Ürdün ikide bir diyor ya, bu savaş sebebidir. Biz kabul etmeyiz falan. Sanki zaten topraklarındaki vatandaşların yarısı zaten Filistinli sürgün. Sanki onu göz ardı ederken bir taraftan işte efendim biz bu diğerlerini kabul etmiyor. Aslında korkusu bu gelenler bana zarar verir. Yoksa şeyden değil yani, öyle neticede bu Siyonist rejimle nasıl ilişkiler sahip oldu. Şu anda Siyonist rejime giden ticari ürünün büyük bir kısmının Ürdün üzerinden gittiğini hemen herkes biliyor. Evet. Hocam ifade ettiler aslında, bunu belki biraz daha açalım, bizim başlıklarımızda da var. Evet, Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yani yetkililer, yani ben başta ABD Başkanı Biden ve şürekası orayı boşalttı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı vardı. Belki zamanımız kalırsa bir kez de o açıklamaları paylaşacağız ama yani sonuç itibariyle orada verilen mesajlar güçlü olmakla birlikte sonuç getirici bağlamında da hiçbir etkisi de yok. Çünkü BM'nin defalarca bahsettiğiniz gibi en yüksek kurumu, Güvenlik Konseyi defalarca toplandı, bazı kararlar da aldı ateşkes noktasında da ama ateşkesi durduramadı. Bu noktada yani bu durumdan, mevcut halden, özellikle de bu Lübnan'daki saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı yani yeni bir formatla, yeni bir durumla karşı karşıya olduğu gerekçesiyle bir adım atabilir mi? Yani şimdiye kadarki kınamanın dışında Siyonist terör rejimini durdurma noktasında ateşkesi sağlayabilecek potansiyele evrilebilir mi? Neden? Yani şu anda öyle bir durum yok. Yani kabul etmek lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinin yani tümü demeyelim, belki çoğu da demeyelim, yani etki gücüne sahip önemli bir kısmı şu anda Gazze'deki direnişin bitmesini bekliyor. Tümüyle direnişin bitmesini bekliyor. Yani bu kanama mınamalar falan zaman geçirme. Evet. Ve maalesef basına yansıdığı kadarıyla işte kimi Körfez'deki kimi emirliklerin yani İsrail'e bu konuda orayı bitir şeklinde desteklerini sunduklarına dair şeyler de var, açıklamalar da var. Yani ama orası medya, bitmeden Lübnan devam ediyor. Medyaya düştüğü kadarıyla. Şimdi Lübnan'la ilgili mesele dediğim gibi yani bir durabilir. Şimdi Gazze olayı durursa Lübnan olayı durur. Yani Gazze'de direniş biterse Lübnan neticede tekrar eski düşük yoğunluklu savaş dönemine geri döner yani. Şimdi burada şimdi Hezbollah savaş ilan ettim diyor da Hezbollah İsrail'e yönelik bir kara operasyonu yapmıyor. İsrail bir operasyon yaparsa ona karşı direnecek. Evet. Yani maalesef İslam dünyasında şu anda işgal edilmiş toprakları kurtarayım diye bir strateji yok. Bir strateji yok. Öyle bir hayal bile şu anda yok. Yani biz o saldırırsa biz direniriz. O saldırırsa biz karşılık veririz. O saldırırsa çok kötü karşılık veririz. Şu anda söylenen neticede bu. Yani Filistinliler tarafından da söylenen bu. Yani sadece bunu Lübnan için söylemiyorum. Ya İslam dünyasında şu anda biz gücümüzü toplayalım. Bu işgal altındaki yerleri bunları alalım. İşte evet. İsrail'i bu işgal topraklarından çıkaralım. Mesajı sadece Filistin'deki direniş hareketlerinde söz konusu. Onlar biz işgali bitireceğiz, Kudüs'e gideceğiz, Kudüs'ü kurtaracağız mesajları veriyorlar. Evet. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki açıklamasını bir paylaşalım bir kez daha. Sonra üzerine bir yorum alalım. Tamam, hazırlayın arkadaşlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'nin 79. Genel Kurulu'nda hitap etti. Konuşmasının çoğunluğu Gazze üzerineydi. Önemli mesajlar verdi. Bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. oturumunu ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdi. Genel Kurulu'da konuşan Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı olduğuna dikkat çekti. Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Erdoğan, batılı ülkelere, insan hakları örgütleriyle uluslararası kurum ve kuruluşların Gazze'ye ilişkin ilkesiz duruşlarına tepki gösterdi. Ey insan hakları örgütleri! Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları! İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler şartını parçalayarak utanmadan tüm dünyaya meydan okuduğuna vurgu yapan Erdoğan, işgal rejiminin bu cesareti kimlerden aldığına işaret etti. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tek nedeni, bir avuç ülkenin İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğidir. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç, tazıya tut politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Erdoğan genel kurulda Filistin devleti tanınması ve Filistin halkına korunma sağlanması ve ateşkese ilişkinde çağrılarda bulundu. 27-35 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır. İsrail'in tutumu bir kez daha göstermiştir ki uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Genel kurulun 1950 tarihli barış için birlik kararında mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine mahkum takası gerçekleştirilmeli. İnsani yardımlar engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Bilhassa. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bu şekildeydi. Hasan Bey, birçok nokta var aslında ama özellikle de yani Hitler'in durdurulduğu gibi Siyonist terör rejiminin de durdurulması noktasında aslında güç kullanılması gerektiğini ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki yani bugünkü konjonktürde Batı'nın takındığı tavır, ABD'nin konumu, İslam ülkelerinin parçalanıp hali böyle bir gerçeklik var mı? Ne dersiniz? Evet. Yani bence bundan çok Hitler'in zikredilmesi önemli. Yani bu tarihe not düşme anlamında. Hı hı.
neticede Hintler zikredildiğinde akla Holokost geliyor, Yahudi soykırımı geliyor. Fakat onun zikredilmesi burada yaşanan soykırıma işaret etmesi açısından, nasıl ki o soykırımcı durdurulduysa bu soykırımcılar da durdurulmalıdır şeklinde verilen mesaj tarihi açıdan önemli. Sayın Cumhurbaşkanı daha önceden işte terör faaliyeti içerisindedirler şeklindeki mesajları yine öyle. Bunun işte bu çatışmanın, bu katliamın, bu soykırımın devam etmesinin müsebbibinin de birkaç ülke olduğunu, özellikle hani isim belki vermedi ama daha önce veriyordu, Amerika olduğunu bunun da zikredilmesi önemli. Ya aslında söylenen her şeyi söylüyor yani, fakat burada yani bu uluslararası toplum denilen toplumun herhangi bir Amerika olmadan veya Amerika'nın çağrısı olmadan veya Amerika'nın izni olmadan herhangi bir adım atmayacağını herkes biliyor. O zaman şunu kabul etmek lazım. Yani Amerika'da iktidar veya muhalefet, evet, hangisi olursa olsun benim birinci önceliğim İsrail'in güvenliği diyor. Hı-hı. Öyle mi? Evet. Yani burada durum tespiti olarak işte soykırımın ortağı, bunlar soykırımın ortağıdır demek elbette ki önemli. Ama eğer burada karşılık verilecekse, eğer Amerika'ya karşılık verme imkanı bulunamıyorsa, bu efendim yani bizim gücümüzü aşıyor deniyorsa, yapılacak olan şey Amerika İsrail'e destek verdiği gibi İsrail'e karşı savaşan direniş gruplarına destek vermek. Yani hem askeri hem lojistik hem gıda desteği vermek. Yapılabilecek olan, doğrudan biz bu savaşın içerisinde değiliz ama bunun yolunu bir ülke bulmak istese bulur. Şimdi yani bu konuda Türkiye nerede? Türkiye arkadaş, dost mu arıyor? Beraber hareket edecek birilerini mi arıyor? Yani Mısır'la ilgili kimi şeyler dolaştı ama Mısır'ın bu konuda Amerika ve İsrail'in belirlediği alanın dışına çıkmayacağını herkes biliyor. Yani o, Türkiye eğer bir şey yapacaksa kendi başına yapacak açıkçası. Daha farklı müttefikler arayacak. Belki Orta Amerika'dan, Güney Amerika'dan birilerini alacak. Onlarla beraber hareket edecek. Eğer gerçekten bu işte ciddi bir samimiyet varsa ve bu işgalci terör rejimi durdurulmak isteniyorsa. Yani yapılacak şey, sen doğrudan savaşa girmiyorsan bile senin orada direnen, savaşan gruplara gerekli olan desteği sağlaman. Evet. Yani şu anda biz de biliyoruz, şey de biliyor, bu işgal rejimi de biliyor. Dünyadaki askeri uzmanlar da söylüyor. Şu anda direnen güçler, Hamas, İslami Cihat, diğer direniş güçleri ellerinde yeterli silah olursa, yani bu işgal rejiminin hava saldırılarını birazcık bile engelleyebiliyorsa, karadan bunlara yönelik çok rahat bir şekilde savaşabildiğini şimdiye kadar herkes gördü. O açıdan buna ihtiyaç var. Yapılabilecek olan şey açıkçası budur. Başka bir şey değil. Şimdi dediğiniz gibi sadece Sayın Erdoğan değil, aslında Katar Emiri de, diğer İslam ülkelerinin idarecileri de orada ya çok güzel cümlelerle, gerçekten de alkışlanacak ifadelerle Gazze'deki soykırımı olanı, olması gerektiğini, atılması gereken adımları net bir şekilde ortaya koydular ama tüm bunlar Gazze'de 12 aydır devam eden soykırımı maalesef durduramıyor. Fiili adım gerekiyor bahsettiğiniz gibi. Bu bağlamda hani bahsettiğiniz adımlara gelmeden önce partinizin işte bu çifte vatandaşlarla ilgili meselesi var. Hala sokar üzerinden Siyonistler rejimine giden petrol var. Hala gemilerin isim değiştirerek işgal altındaki topraklara malzeme götürdüğü gerçekliği var. Dahası yani Türkiye vatandaşı Ayşenur Ezgi katledildi Batı Şeria'da hunharca. Türkiye ne kadar sahiplenebildi? Yani o tutumu, bir vatandaşınız işgal altında sadece oradaki soykırımı protesto ettiği için vahşice katlediliyor. Yani Türkiye ne kadar o vatandaşını sahiplenebildi? Siyonist terörist aslında haklı bir gerekçe de vardı önünde. Neler söylemek istersin? Ya şimdi burada hani biz diyoruz ya, kuvvetler ayrılığı meselesi, işte yürütme, yargı, evet, yasama falan. Şimdi burada söylenenler, yani evet güzel ama hani bu uygulamaya geçmiyor diyoruz ya. Nasıl uygulamaya geçecekle ilgili mesela şöyle bir şey söyleyeyim size.
Ya mesela Türkiye İsrail için diyor ki terör, değil mi? Evet. Terör işleri yapıyor. Ne diyor? İşgalci diyor. Hı hı. Şimdi siz bunu en yetkili ağızdan söylüyorsunuz. Evet. Peki burada mesela yargının harekete geçmesi gerekmiyor mu? Yargı bu rejimi terör rejimi olarak tanımlarsa terör rejimine giden her şey teröre destek olur. Evet. Suç olur değil mi? Hı hı. O zaman siz kalkıp işte efendim Azerbaycan benim üzerimden gönderiyor diyemezsiniz. Hı hı. Şu anda diyor mecburen. Evet. Uluslararası işte anlaşmalar, ticaret bilmem ne falan. Hı. Azerbaycan şey yapıyor. Yani ne diyorlar? Ne şey şey güzel geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Evet, güzergah. Bizden herhangi bir şirket gitmiyor diyor. Hı hı. Ama şimdi siz bunu tam tanımlarsanız yani terör tanımının içerisinde alırsanız, işgalciliği tam net olarak tarif ederseniz ve yargı burada bir buna bir isim verirse buna destek, buna yardım verenler de bu kapsamda değerlendirilir. O zaman bu işi işte efendim harekete geçip bunu engelleme noktasında adımlar da atılabilir. Evet. Burada böyle bir problem var açıkçası. Yani yani hani siyasi anlamda nereye kadar imkan var, nereye kadar ne yapılabiliyor, evet. onu bilmiyoruz açıkçası. Uh-huh. Fakat yapılabilecekler yapılmıyor. Evet. Yani şimdi mesela işte Hüdapar'ın verdiği şey, soykırım suçuna bulaşmış. Şimdi az önce İrfan Hoca da söyledi işte şey başlayınca ne dedi, varoluş problemimiz var, bütün Yahudiler gelsinler, savaşsınlar değil mi? Uh-huh. Dünyanın her yerinden gittiler. Evet. Şimdi Türkiye'den de birkaç bin kişinin gittiğinden söz ediliyor. Evet. Ya şimdi siz terör diyorsunuz, burada bir terör faaliyeti var, öyle mi? Soykırım diyorsunuz, Türkiye müdahil oldu, bir soykırım eylemi var. Yani hani buna destek vermek bile mesela Batı'da suçtur, değil mi? Evet. Batı'da bırak onu, Batı'da Yahudiye yönelik soykırım için acaba demek bile suçtur. Evet. Şimdi burada siz bunları konuşuyorsanız en üst düzeyden, en tepeden, fakat yargı buna bir isim vermiyorsa. Veyahut da işte meclis buna bir isim vermiyorsa, burada bir problem var. Şimdi Hüdapar'ın getirdiği öneri önemliydi. Ve bunu Aralık'ta hazırlamış. Nisan'da gündeme getirmiş. Haziran ayında konuşuldu. Mecliste görüşülmesi gündeme geldi. Ekim'e kaldı. Evet. O da Ekim'de görüşülecek mi, şeyi getirilecek mi o belli değil. Evet. Ya bu noktada bu sefer söylenen sözlerin yani gücü elinde bulunduranların söylediği sözlerin samimiyeti sorgulanır tabii. Evet. Hocam Müslüman kamuoyunun özellikle de Türkiye boyutuyla baktığımızda şimdi parça parça işgal ediliyoruz, parça parça katlediliyoruz. Çocuklar Gazze'de katlediliyor. Son saldırılarda Lübnan'da da siviller, kadınlar katledildi. En son 550 şehit, 558 şehit katledilen sayısı rakamı paylaşılmıştı. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Türkiye medyasında özellikle de yani bir kez daha Lübnan'da, Gazze'de katledilenler üzerinden Suriye'de katledilenler. Yani burada yani orada da katledildi, burada da katledildi. Bu katledilenler üzerinden bir düşmanı görememe üzerinde bir tampon bölge oluş. Yani bir hedef sapması da oluş. Yani asıl hedef Siyonist, Siyonizm iken işte 10 yıl önce ya da bu süreç içerisinde Suriye'de yaşanmış mezalimi bugün dile getirmek kimin işine yarar ve kime hizmet etmektir? Evet. Yani onu şimdi dile getirmek şöyle diyelim. Yani işin mağdurları var, mazlumları var. Bunu unutmaları mümkün değil. Neticede yani gerçekten aklını almayacağı şeyler yaşandı Suriye coğrafyasında. Bu Baas diktatörlüğü tarafından ve kimi destekçileri tarafından büyük bir katliam yaşandı Suriye coğrafyasında. Şimdi bu işi bizatihi yaşayanlar, bundan biraz etkilenenler elbette ki var. Fakat burada sorun dediğim gibi yani eğer bir şey bir diğerinin önüne geliyorsa buradan farklı bir anlam çıkarılır. Yani burada birileri sizin önünüze farklı bir ajanda koyuyor. Evet. İşin tehlikeli tarafı o. Yani acaba tam bu esnada İsrail Lübnan'ı bombalarken Lübnan'dan Hezbollah hareketinden İsrail'e yönelik füze saldırıları olurken tam böyle bir esnada sizin kalkıp işte efendim bu katliamı, bu soykırımı, bu vahşeti değil
İsrail'e yönelik saldırı yapan bir gücü hedefe almanız, birileri sizin önünüze bunu koydu, kendini unutturmak, gölgelemek için size bunu yaptırıyor gibi bir şey çıkar. Yoksa yani Suriye'de yaşananların elbette ki unutulmasına imkan yok. Biz 70 yıllık işgalden bahsediyoruz değil mi? Bunca yıldır yaşananlardan yani bir Halepçe katliamını unutabildik mi? Evet. Elbette ki değil. Yani buna benzer çok sayıda katliam yaşandı bu coğrafyada. Kimyasal silahlar kullanıldı. Hı hı. İnsanlar açlıktan öldü, kuşatma evet. altında. Buradaki olayların unutulmasına imkan yok. Yani işte bir Yermük kampında, Medaya'da, efendim Guta'da yaşananlar elbette ki unutulabilecek gibi değil. Fakat burada tam bu esnada hele hele Gazze'de bu dehşet verici soykırım yaşanırken yani işgal rejimine karşı kim saldırırsa iyi yapıyor denmesi gerekirken burada tam bu esnada işte sanki iyi oluyor bir nevi yani İsrail'e destek mesajları anlamına gelebilecek sözlerin söylenmesi yani ben şey açısından söylemiyorum olayın Suriye bağlamı değil. Burada birileri bir gündem saptırıyor, gündemi evet. değiştirmek için maalesef. Tam da şu boyutu da var, yani dediğiniz gibi yani Suriye olaylarını Suriye'de değerlendirmek. Elbette orada yaşanan mezalim, sorunları bu bağlamda zaten ilahi adalet karşısında hesabı verilecek. Evet. O ayrı bir şey. Ama Suriye ekseninde Suriye'de kalması gerekirken bu noktada bugün işte mezhepçilik fitnesi üzerinden Siyonist terörizmine bir şekilde perdeleme yapanlar dün de şöyle farklı argümanlar kullanıyorlardı. İşte danışıklı dövüş, işte hani sürekli konuşuyorsunuz ama burada artık fiili bir savaş ilanından sonra belki biraz daha durup yani bakmak gerekmez miydi? Yani neden, kim bunu kaşıyor ya da? Yani kim bunu sürekli gündeme getiriyor? Yani burada aslında bir mezhepçilik üzerinden, Suriye üzerinden bir şey konuşulmuyor ki. Burada bir Siyonist terör rejimi var. 12 aydır Gazze'de Müslümanları katlediyor ve şimdi Lübnan'a geçti. Sünni Şii demeden katletmeye devam ediyor. Evet. Burada en son konuşulması gereken mezhepçilik iken Müslümanların yekpare bir şekilde oradaki mazlumların haklarını savunması gerekirken yani yıllar önce yaşanmış mezalimi bugün gündeme getirmek de maksatlı gibi görünüyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani mezhep tartışmaları, mezhep kavgaları yani 1000 yıldır var. Evet. Bunun hani olmadığını inkar edemeyiz. İslam dünyasında maalesef var. Hı hı. Fakat bunun çok böyle ön plana çıktığı, yani efendim asıl hale geldiği dönem neredeyse yok. Yani küçük marjinal gruplar, keskin kesimler, aşırı gruplar arasında çekişmeler olmuş. Evet. Şimdi burada işte bir nevi ana akımların bu noktada bu çekişmenin içerisine gelmesi, yani tümüyle bir bahsettiğimiz hani aşırı grupların çatışması değil de, aşırı grupların çekişmesi değil de mezheplerin çatışması gibi bir görüşün, bir söylemin gelişmesi şöyle bir problem var. Evet, yani daha önceki olaylarda da olduğu gibi olur, yaşanır, sonraki dönemlerde tahlil edilir falan. Yani yine benzer bir süreç belki yaşanabilir. Burada mesele şu, yani yaşananlar sıkıntılı, problemli, efendim keşke yaşanmasaydı. Bu sadece bu son 10 yıl, 20 yıl, 30 yılı söylemiyorum. Hı hı. Yüzlerce yıl önceki yaşanan meseleler için de söylüyorum. Yani bunların tümü için bu türden yani Müslümanca düşünme, Müslümanca değerlendirme hani keşke olmasaydı evet. şeklindedir. Burada yaşanan bir olay varsa bu olaydan sonra herkesin hani başını ellerinin arasına alması lazım. Yani burada bir sıkıntı var. Öyle mi? Evet. Yani bir sıkıntı var. Şimdi bu coğrafyada sadece keskin aşırı gruplar değil, sıradan insanlar bile mezhebi dillendiriyorsa burada farklı bir fotoğraf verilmiş. Bir problemli durum var. Bunun oluşmaması için ne yapılabilir? Nasıl davranılabilir? Yani mezhep değil de inancın, Müslümanlığın, insanlığın ön plana çıkması için ne yapılabilir? Evet. Bunun konuşulması lazım. Bunun değerlendirilmesi lazım. Ve ciddi bir şekilde yani nasıl desem, sen şunu yaptın, ben bunu yaptım değil. Biz hepimiz yanlış yaptık. Üzerinden gidip değerlendirmek lazım. Evet. Çok teşekkürler Hasan Bey. Teşekkür. Çok sağ olun katkınız için. Evet değerli izleyenler, kıymetli konuklarımızla birlikte günün içinden de başta Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin devam eden saldırıları, Gazze'de 12. ayında devam eden soykırım ve
79. Milli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verilen mesajları değerlendirdik. Konuklarımıza bir kez daha sizler adına teşekkür ediyoruz ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada nokta diyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.